Dolandırıcılar gündemi de teknolojiyi de herkesten daha sıkı takip ediyor. İkisini harmanlayıp sürekli yeni yöntemler buluyor. Son numaraları dijital şantaj. Hiç olmayan, hiç yapılmamış görüşmeleri gerçek gibi hazırlayıp para koparmaya çalışıyorlar. Örneğin telefonun şarj durumuna kadar bile ayarlayarak sahte WhatsApp görüşmeleri hazırlıyorlar. Özellikle de tanınan isimleri bu sahte görüşmeleri yaymakla tehdit ediyorlar. Benzerleri sık sık benim de başıma geliyor. Aynı çatı altında bile bulunmadığım insanlarla hiç yapmadığım röportajları gerçek gibi yayınlıyorlar. İnanan insanları tuzağa düşürüyorlar. İşte bu da farklı bir yol. Çok basit siteler aracılığıyla insanlarla sanki konuşma yapmış gibi, yazışma yapmış gibi ya da görüntülü konuşmuş gibi ya da sosyal medyada DM üzerinden yazışmış gibi içerikler oluşturabiliyorsunuz. Sahte WhatsApp görüşmeleri, sosyal medya yazışmaları hepsi birkaç tıkla yapılabiliyor. Şantajla para kopartılmaya çalışılıyor. Dolandırıcıların yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. O da dijital şantaj. İnternetten kolayca ulaşılabilen bir site yardımıyla sahte WhatsApp görüşmeleri veya sosyal medya yazışmaları yalnızca birkaç tıkla yapılabiliyor. İşte şimdi dolandırıcılar bunu fırsat bilerek sahte yazışmalar oluşturuyor ve dijital şantaj yapıyorlar ve üstüne de para talep ediyorlar. Tehdit yoluyla fidye alabilme durumu da söz konusu oluyor. İşte sen ünlü bir isimsin, sana geliyorlar diyorlar ki işte sen bu kadına yazışma yapmışsın. Şimdi dolandırıcıların kullandığı o uygulamayı bilişim uzmanı Ali Murat Kırık'la WhatsApp görüşmesi yapıyormuş gibi kullanmayı deneyeceğiz. Uygulamada telefonun saatinden batarya yüzdesine kadar birçok faktörü değiştirmek mümkün. İşte sahte WhatsApp görüşmesi için şimdi fotoğrafları seçelim. İlk fotoğraf olarak Ali Murat Kırık Hoca'nın fotoğrafını seçiyoruz. Ardından da diğer fotoğraf olarak kendi fotoğrafımı seçiyorum. Yalnızca birkaç tıkla WhatsApp görüşmesinin gerçeğini aratmayan bir ekran görüntüsünü uygulama bize yaptı. İşte dolandırıcılar da bu yöntemi kullanarak vatandaşlara şantaj uyguluyorlar. Bunu ilk gördüğünüzde anlayabilir miydiniz? Bir şüpheye düşer miydiniz? Valla kesinlikle şüpheye düşülür. Benim adıma birisi gelip bunu paylaşacak ve ondan sonra diyecek ki işte Ali Murat Hoca şunu yazmış, Ali Murat Hoca şu kişiyle konuşmuş. Siz bunun gerçek olmadığını aktarabilmek için var gücünüzle çalışacaksınız, uğraşacaksınız. Yok bu doğru değil. Peki başınıza böyle bir şey gelirse ne yapacaksınız? Vatandaşlarımız bunlara kesinlikle inanmasınlar. Herhangi bir para göndermesinler ve derhal Emniyet Müdürlüğümüzün siber suçlarla mücadele birimine ihbarda bulunsunlar.